Bugünkü konumuz teknoloji çantamdakiler. Fakat bu değil, bu benim fotoğraf çantam, günlük fotoğraf çantam. Bunun yerine ta üniversite zamanında alıp bu kadar uzun kullanacağımı düşünmediğim teknoloji çantamdakiler. Aslında teknoloji çantası da değil, günlük teknoloji ekipmanları. Öyleyse geçiş yapalım. En sık kullandığım ekipmanım hemen ön gözde de görebildiğiniz üzere tabii ki telefonum. Yaklaşık 1,5 senedir iPhone 12 Pro'yu kullanıyorum ve tabii ki inanılmaz derecede memnunum. Zaten şikayet edecek çok bir tarafı da yok ki uzun inceleme videosu hazırlamıştım. iPhone'u kullanma amacım da şu: aslında telefonun hangisini kullanırsanız kullanın, 11'de, 10'da kullansanız, Android'de kullansanız, eğer kimsenin işinizi görüyorsa görüyordur. Burada illa her sene model yükseltmeye çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Peki bunu söylerken neden 12 Pro kullanıyorum diye soracak olursanız, sonuçta ben bir içerik üretiyorum ve ürünleri inceleme, karşılaştırma konusunda da iPhone'da video hazırlamak için bunu almıştım ve kanala da bakabilirsiniz, fazlaca içerik ürettim. Aynı zamanda Apple ekosisteminde de olduğum için biraz sonra göstereceğim farklı ekipmanlarla beraber bu yüzden de 12 Pro'yu tercih ettim. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Son zamanlarda telefonda çok fazla vakit geçirdiğimi keşfetmeye başladım. Doğal olarak da bu süreyi azaltmak için ki dijital minimalizm videosu hazırlamıştım. Orada da detaylı değinmiştim. İzlemediyseniz bakmanızı tavsiye ederim. İşte bildirimleri kapatmak gibi yöntemlere başvurmuştum ve son birkaç gündür de ekranı siyah beyaz hale getirmek üzerine bir video izlemiştim. Renkleri azaltınca daha az dikkat çekici hale geldiğini ve telefon kullanımını bu sayede azalttığımı söylemişti kişi. Bana mantıklı geldi. Bunun üzerine ayrı bir video da hazırlayabilirim iyice deneyimledikten sonra. Olayın özetinde hem fotoğraf hem de video kısmında iPhone'dan oldukça memnunum. Buna ilk olarak ise yanımda kamera olarak taşıdığım tek ekipman GoPro 8 var. Tabii ki yeni serileri de kaliteli fakat yani işimi görüyor. Zaten kaliteli bir kamera. Atıyorum dışarıdayım, acil bir çekime ihtiyacım var, bir geniş açıya. Bu durumda aslında iPhone da iş görüyor ama ikinci bir kamera olması avantaj sağlayabiliyor. Bu yüzden de küçük olduğu için çantaya atıyorum. Hani acil durumlarda çekim yapabilmek için. Buna ek olarak ise burada çok sık kullanmış olduğum kulaklığım var. AirPods Pro. Bence daha kaliteli ses veren bir sürü Bluetooth kulaklık var piyasada. İşte Sony'nin olsun, Sennheiser'ın olsun, bunların gerçekten kaliteli kulaklıkları var. Fakat en memnun kaldığım şey nedir diye soracak olursanız gürültü engelleme özelliği. İnanılmaz derecede memnun kaldım. Özellikle dışarıda çok sık çalıştığım için kulaklığı takıyorum doğrudan ve dış dünyadan kopuyorsun. Bu da daha iyi işe odaklanma konusunda fayda sağlıyor. Çünkü işimin belli bir noktasında hem yazı yazmak, mailleşme, yani ortamdan soyutlanma konusunda kesinlikle faydalı. Tabii ki daha iyi gürültü engelleyen kulaklıklar var mı? Elbette vardır. Bu noktada önerilerinizi de tekrardan bekliyorum. Ve bu arada bu videoda söyleyeceğim tüm ekipmanların da içeriğini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Girip bakabilirsiniz. Buna ilk olarak ise yanımda her zaman taşıdığım ve hayat kurtaran bir diğer ekipmanım çakı. İsveç çakısı, siyah rengi tercih ettim ama kırmızısı en popüleri. Acil durumlarda her zaman işe yarıyor işte. Şişe açmak olsun, kesme işlemleri için olsun, işte vida olarak kullanmak için olsun. Böyle küçük bir şeyin olması yanınızda her zaman fayda sağlar. Benim için önemli araçlardan birisi. Bu arada devam edeceğiz fakat şunu da söylemek istiyorum. En sık kullandığın, en sevdiğin ve yanından ayırmadığın teknolojik ekipman nedir? Bunu yorum bölümüne bekliyorum. Büyük gözden devam edecek olursak bizi burada Beats Solo 3 karşılıyor. Bu da yaklaşık 5-6 yıldır kullandığım bir kulaklık. Açıkçası uzun süreli kullanımlarda kulak ağrıtıyor. AirPods Pro gibi değil ama basları dolgun hissetmek istiyorsan, bazen sırf müzik dinlemek istiyorum diyelim, bu durumda işime yarıyor. Yine taşıma çantasıyla beraber çoğunlukla çantamda mevcut ve böylece müzik dinliyorum. Açıkçası ses kalitesinden de memnunum. Tabii ki böyle Sony'nin kulaklıkları kadar kaliteli değil. Fakat hani basları güzel duymak, canlı müzik duymak istiyorsanız mantıklı. Ha, fiyat performans mı? Bence fiyat performans değil diye düşünüyorum. Ama zaten ben MacBook aldığım zaman yanında hediye gelmişti. O yüzden çok da şikayetçi değilim. Buna ek olarak ise en sık kullandığım ve tabii ki merak edilen ekipmanlardan birisi hemen arka tarafta bizi karşılıyor. 13 inç MacBook Pro. Şimdi bu MacBook Pro oldukça eski. 2017 ya da 2016 yıllarında aldığımı hatırlıyorum.
Ve o zamana kadar MacBook'u video işlerim, fotoğraf işlerim, içerik hazırlamak, içerik her şeyde kullandım diyebilirim. Fakat son 2-3 yıldır özellikle video ve fotoğrafta sık kullandığımı söyleyemem. Hatta neredeyse hiç kullanmıyorum. Bunun nedeni de şu: küçük ekran, ikincisi de yeterli performansı artık sağlamıyor. Bu yüzden de zaten harici bir render bilgisayarım var evde. Büyük ekranın bağlı olduğu. Orada ben genelde işlerimi yapıyorum. Ama MacBook'ta dışarı çıkacağım, bir yere gideceğim, kalacağım diyelim ki, bu durumlarda her zaman yanımda oluyor ve hayat kurtarıyor. Bu noktada hatta MacBook'u iş akışım üzerine de yine detaylı bir video hazırlamıştım. Onu da linkini açıklamaya bırakacağım. Girip bakabilirsiniz. Bu arada son birkaç yılda şu dikkatimi çekti. Normalde tarayıcıya işte ilk aldığım zaman problemsiz bir şekilde çalışan cihaz. Donanımı değişmedi. Her şey aynı, fakat artık tarayıcıda bile bazen zorlanabiliyor. Bu da birazcık insanı düşündürüyor. Sanırım bu güncellemelerle işte bilinçli eskitme olayı kanıtın telinde. Açıkçası önümüzdeki süreçte de yenilemeyi düşünüyorum. Yeni serilerden bakacağım. Belki alırsam da onun üzerine ayrı video gelir. Yanımda taşıdığım bir diğer benim için önemli ekipman ise ve sık kullandığım ekipmanlardan birisi ise, görmüş olduğunuz gibi, iPad Air 4. jenerasyon. Açıkçası iPad Air'dan başlangıçta şüphelerim vardı, fakat inanılmaz derecede memnun kaldım. İş akışımda iPad, atıyorum ki dışarı çıkacağım ve YouTube'la alakalı bir içerik hazırlıyorum, İçerik planlaması yapıyorum. Kalemle beraber işte yazı işlerinde olsun, pratik bir şekilde işlem yapabilme konusunda ciddi avantaj sağlıyor ki benim kullandığım neredeyse bütün programlar iPad'de de var. Bu da işte senkronize bir şekilde cihazları kullanabilmek kesinlikle iş akışında fayda sağlıyor. Buna ek olarak ise beraberinde Apple Magic Keyboard, aslında işte sihirli büyülü klavyeyi kullanıyorum. Klavyeden çok memnunum. Çok rahat yazılıyor, fakat şöyle bir problem var. İşte Escape tuşunun olmaması, ses açıp kapama tuşlarının olmaması bence bir problem ve önümüzdeki süreçte kesinlikle bence şurada fonksiyon tuşlarının olduğu da bir klavye gelecek. Onu da Pro diye satacaklar. Bunu da buraya tarihe not olarak düşelim. Alacağım zaman iPad Pro mu alsam, acaba Air mi alsam diye düşünüyordum. Fakat hani zaten ben iPad Pro alsam da orada video editlemeyecektim. Fotoğraf da çok sık editlemeyecektim. Doğal olarak o kadar güçlü ve çok büyük ekrana ihtiyacım olmadığı için iPad Air'dan yana tercihimi yaptım. iPad Pro'nun bence bana sağlayacağı en büyük avantaj Face ID olurdu. Çünkü iPad'i sürekli farklı açılardan kullanınca bu parmak okuyucusu neredeydi sürekli bulmakla uğraşıyorsunuz. Sanki Face ID daha işleri pratikleştirirdi gibi geliyor bana. Bu arada normal ürettiğim videolardan bayağı bir farklı oldu. Eğer ki bu tarz videolar gelsin diyorsan yorum bölümüne yazabilirsin ve desteklerinizi de bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hemen devam edelim. Ve aynı zamanda ise hemen hemen her gün kullanmış olduğum bir gözlüğüm var. Güneş gözlüğü, Ray-Ban'ın modeli. Açıkçası oldukça da seviyorum. Şöyle ki pek çok kişi bunu standart bir güneş gözlüğü sanıyor. Fakat aslında bu bir güneş gözlüğü değil tam olarak. Tabii ki bir güneş gözlüğü ama ben camlarını değiştirdim. Bu noktada gözlerim numaralı olduğu için numaralı güneş gözlüğünün camını taktırdım. Böylece araba sürerken ya da yazın ya da güneşli havalarda beni güneş çok rahatsız ediyor. Böylece hem güneşten korunuyorum hem de numaralı bir şekilde kullanabiliyorum. Tavsiye de ederim. Güzel bir gözlük. Bu noktada yine soranlar olacağını bildiğim için modelini de söyleyeyim. RB3548N. Bu arada dışarıda karşılaşırsak yüksek ihtimalle beni bu şekilde göreceksiniz. Bunu da söylemiş olayım. Ve yanımda taşımış olduğum iki tane şu şekilde monopod ve aynı zamanda telefon tutucu mevcut. Bu Huawei'nin telefon tutucusu ve açıkçası çok pratik. Hem işte acil durumlarda GoPro'yu bağlamak için avantaj sağlıyor. Hem uzayarak işte farklı açılardan çekim yapabiliyorsunuz gibi. Şöyle katlanabilmesi pratik bir şekilde yanınızda taşıma imkanı sağlıyor. Bir de şöyle bir Bluetooth kumandası var. Bu kumanda ile beraber de hızlıca farklı açılardan çekim yapabiliyorsunuz. Hatta kendiniz de çekebilirsiniz. Ve en pratik şeylerden birisi de tabii ki şu. Bunlar da yanımda taşıdığım tek fotoğraf ekipmanları diyebilirim. Şöyle bir organizasyon konusunda bana fayda sağlayan bir çanta var. Bu çantada yine aslında benim Compagnon çantanın bir ürünü, seti. Bunu da isteyenler için linkini bırakırım. Ve burada da şarj cihazlarını, adaptörlerini, işte Apple Watch'un yine şarj adaptörünü taşıyorum. İşte MacBook Pro'nun dönüştürücüsü ve aynı zamanda ise
çoğunlukla her ne kadar çoğu notu iPad'de alsam da elle yazı yazmanın yerine çoğunlukla hiçbir şeyin tutmadığını fark ettim. Hatta evde de not alırken, içerik hazırlarken her zaman bir defter yanımda tutuyorum. Fiziksel olarak o yavaş yazma ise ki aslında çok hızlı yazarım, kendi yazdığımı bile okuyamam. Kesinlikle şunu sağlıyor. Daha iyi bir şekilde konuya adapte oluyorsunuz. En azından bana öyle geliyor. Her zaman olmasa da kışları yanımda taşıdığım bir termos var. Bu da Logitech'in bir ürünü. Bana promosyon olarak gelmişti. Üstünde de dijital bir gösterge var. İçerisindeki suyun kaç derece olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten bu tarz pek çok ürün var. Linkini de bırakırım meraklı olanlar için. Bu da pratik. Özellikle yanınızda kahve taşımayı vesaire seviyorsanız güzel. Aynı zamanda çeşitli kablolar var. Fakat bu kabloların her birini göstermenin bir anlamı şu anda olmaz diye düşünüyorum. Zaten bildiğimiz dönüştürücü, hızlı şarj, işte adaptörleri vesaire. Ve bir de tabii ki yanımda taşımış olduğum bir cüzdanım var. Bu cüzdan da klasik bir cüzdan. Açıkçası çok memnun muyum diye soracak olursanız güzel ama dokusuz olsa daha güzel olurdu. Bu noktada şöyle küçük, sade bir cüzdan ve aynı zamanda kartlık. Bu da bu şekilde. Yanımda en sık taşıdığım ekipman ise Apple Watch 7. Kısa bir inceleme videosu hazırlamıştım. Fakat orada değinmediğim şundan bahsetmek istiyorum. Bunu uzun süreli kullanımda hissetmeye başladım. Özellikle kadranda kişiselleştirerek en sık kullandığım şeylerden birisi arama olsun. Burada Todoist ile beraber günlük hatırlatıcıları görmek ve aynı zamanda zaman. Mesela bu çok önemli benim için. Atıyorum bir işim var, bir saat sonra bir şey yapmam lazım. Direkt tıklıyorum, bir saat sonra hatırlatıyor. Atıyorum ki çalışacağım, 45 dakika odaklanmak istiyorum. 45 dakikaya basıyorum, 45 dakika işime odaklanıyorum. Bu zamanlayıcı çok basit bir şey gibi gözükse de pratik bir şekilde gündelik hayatınızda kullanmaya alıştırırsanız kendinizi çok ciddi fayda sağlıyor. Bunlar dışında da takvim gibi ekstra klasik şeyleri de biliyoruz. Bir de Zero diye bir uygulama var. Son zamanlarda en sık kullandığım uygulamalardan birisi. Onun üzerine de ayrı bir video gelecek. Burada çok fazla bahsetmeyeyim. Son olarak ise yanımda taşımış olduğum en önemli ekipman hemen burada arka tarafta gizli. AirTag. Evet, Apple AirTag'leri çantamda saklıyorum. Birincisi bu çanta sonuçta dışarı çıktığınız zaman içerisinde bir sürü işte MacBook olsun, iPad olsun farklı ekipmanlar var ve bunlar da pahalı ekipmanlar. Doğal olarak da bunları kaybetmemek için ya da herhangi bir durumda bir yerde unutursam çantayı bulmak konusunda fayda sağlaması için AirTag'leri kullanıyorum. Genel olarak kullandığım ekipmanlar bunlardı. Umarım ki keyifli bir video olmuştur. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.